Yalova Yürüyen Köşk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ertuğrul Yatı'yla Yalova açıklarından geçen Atatürk'ün dikkatini sayedeki çınar ağacı çeker. Çınar ağacından etkilenen Atatürk yatı durdurarak karaya çıkar, ağacın gölgesinde bir süre dinlenir. Yakınında küçük bir ev yapılması talimatını verir. Bundan tam 22 gün sonra ev tamamlanır. Köşkün yürüyen köşk olarak tanımlanmasına sebep olan olay ise yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşir. Köşkünü kullanmaya başladığı ilk zamanlarda çınar ağacının köşke vuran dalı binaya zarar vermeye başlar. Bu konuyu çalışanlar Atatürk'e bildirip dalı kesmek için izin isterler. Ancak Atatürk dal kesilmeyecek, köşk yürüyecek talimatını verir. İlk gün köşkün teras bölümü, sonraki gün ise ana bina raylar üzerinde 4 metre 80 santim doğuya doğru kaydırılır. Ağaç kesilmekten, köşk de yıkılmaktan kurtulur. Nasıl?